şu anda özellikle bölgedeki Arap Baharı ile beraber enerji sektörüne yansıyan siyasi istikrarsızlıkların yükünü Türkiye çekmektedir. Şunu söylemeliyim ki artan fiyatlardan, ham petrolün fiyatından, dövizin artan fiyatlarından ben de memnun değilim. Bir kısım ülkeler dolar bazında aldıkları ham petrol fiyatını yine dolar bazında satmaktadırlar. Türkiye ise dolar olarak aldığını TL olarak satmaktadır. Bir zamanlar bankaların açık pozisyonda bulunduğu durum şu anda aynı şekilde kamunun üzerinde bir yük olarak bulunmaktadır. Bütün bu döviz artışlarının, ham petrol fiyatlarının Türkiye'den bağımsız olarak artışının, yine buna bağlı olarak doğalgaz fiyatlarındaki ham petrole bağlı formülasyonun her birinin ülkemiz adına olumsuz tesirleri vardır. Yarın ayın son günü. Bunlar son gününde tekrar değerlendirilecek. Yarın bir toplantı yapacağız. Ondan sonra kamuoyuyla bunları paylaşacağız. Her ay sonunda olan hadiseden bahsediyoruz. Gerek doğalgazla alakalı fiyatlama mekanizmalarının, gerekse elektrikte 3 ayda bir yapılan fiyatlama mekanizmalarının sonuçlarını kamuoyuyla hep beraber paylaşacağız.